Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Son yıllarda ileri derecede teknolojinin gelişmesiyle tabii sizin de kullanmış olduğunuz cihazların büyük etkisi var tedavi aşamasında. Kesinlikle. Sizin de alanınız radyasyon onkoloji. Dilerseniz radyasyon onkoloji alanı nedir? Biraz bilgi alalım. Özellikle de radyoterapinin önemini de lütfen izleyicilerimizle uzun uzadıya paylaşmak isteriz. Çünkü tedavi aşamasında çok önemli bir rolü olduğunu bizler biliyoruz. Kesinlikle. Kanser hastalığının tedavisinde 3 tedavi yöntemi vardır. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi. Kemoterapi olmazsa olmazdır. Yani tedavinin ya başlangıcında ya ortasında ya sonunda mutlaka hastalar bir radyoterapi tedavisi görmektedirler. Bu radyoterapi cihazları gün geçtikçe teknolojinin de daha ilerlemesiyle birlikte hastaları tedavi ederken yan etkileri de daha az olacak şekilde en iyi şartlarda cihazlar hastalarımıza hizmet cihazlarla hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Evet. Radyoterapi cihazları daha önceleri kobalt 60 cihazı vardı. Bu kobalt 60 cihazıyla yaptığımız tedavilerde radyoterapiye bağlı yan etkiler inanılmaz şekilde fazla oluyordu. Evet. Bunlar özellikle cilt reaksiyonları daha fazla olmaktaydı. Tedavinin uygulandığı bölgede eğer uygulanan bölge baş boyun bölgesi ise çenemizde bulunan tükürük bezleri etkileniyordu ve hastalarımız ömür boyu ağız kuruluğuyla baş başa kalıyordu maalesef. Eğer akciğer hastalarında, akciğer tümörlerinde hastalarımız tedavi ediliyorsa yemek borusunda yanıklar daha fazla gelişmekteydi. Yine fonksiyon bozuklukları, kemikleri ışınlama sırasında yine tedaviye bağlı yan etkilerimiz daha sık görülmekteydi. Özellikle batın tümörleri olduğu zaman bağırsak tümörlerinde de hastalarımızın bağırsak tümörleri ışınlanırken de bağırsakların hasar görmeleri, kalıcı hasarlar görmeleri daha sık görülmekteydi. Şimdiki yeni gelişen teknolojiyle birlikte cihazlar da gelişti. Cihazların gelişmesiyle hastalarımız da daha fazla tümöre odaklı tedaviler yapmaktayız. Yani tümör dokusuna maksimum dozu verirken çevresindeki sağlıklı organları tamamen demeyeyim de en iyi şartlarda koruma imkanına sahip oluyoruz. Hastamız diyelim ki beyinden bir ışınlama gördüğü zaman beyindeki tümör eğer gözünün arkasındaysa veya beyinciye, beyin sapına, kulağın işitme sinirlerine yakın bir bölgedeyse hastalarımız tedavi edildiğinde o bölgeleri daha iyi koruyup gözünde görmeyle ilgili problemi daha az ortaya çıkarıp tümöre maksimum dozu verme imkanına sahip olmaktayız. Yine aynı şekilde batın tümörlerinde bağırsakları daha fazla koruyup o bölgedeki tümöre maksimum dozu verme imkanına sahip olmaktayız. Bunlar uzun yıllar hastalarımız kanser tedavisinden sonra yaşadıkları için tedaviden sonraki tedaviye bağlı gelişen yan etkileri daha fazla görmekteler. Ne kadar cihazlarımız kaliteli olursa, ne kadar cihazlarımız yan etkileri az geliştirecek şekilde hastalarımızı tedavi edersek o kadar güzel başarılar elde etmiş oluruz diyebilirim. Evet, şimdi siz ekranda görüntüler eşliğinde konuşuyorsunuz. Ekranda da görmüş olduğunuz kadarıyla sevgili izleyenler, değerli hocamızı bulmuşken bir yandan ben de sizlerle daha detaylı bilgilenmiş olalım. Beyin tümöründen bahsettiniz. Sanırım ekrandaki görüntü de beyin tümörüne ilişkin bir tedavi aşamasının evet. görüntüleri midir? Hı hı. Ekibimizden görüntüler sanırım. Beyin bu da tümörleri, ekip evet. çalışmasından. Bu bizim cihazımız, tedavi evet. ettiğimiz cihazımız. Hastaları tedavi ettiğimiz radyoterapi cihazımız. Beyin tümörlerinde hastamızı tedavi etmeden önce başına bir tane maske. Şu an ekranda gördüğümüz gibi midir? Evet, kişiye özel termoplastik evet. bir maske uygulaması yapıyoruz. Hasta sabit bir şekilde masa üzerinde yatıyor. Üzerine maskesini ısıtıp, belli bir derecede ısıtıp hastanın yüzüne onu geçiriyoruz. Ve belli bir süre kurumasını ve ısısının düşmesini bekliyoruz. O yüzünün şeklini alıyor. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Hastayı
Her tedaviyi aldığımızda doğru yerin ışınlanması, farklı bir yerlere baş hareketi yapıp da hani gözüne zarar gelmesin, kulağına zarar gelmesin, beyin sapına zarar gelmesin diye tedavi boyunca aynı pozisyonda yatmasını sağlayan bir sabitleyici koruyucu aparat. Diyebilir miyiz koruyucu bir koruyucu anlamda? Koruyucu değil, sabitleyici aparat. Yani hastanın aynı pozisyonda kalmasını sağlayan sabitleyici aparat diyebiliriz. Peki bu her gelişinde mi olması gerekiyor ya da bir hasta gün içerisinde? Hasta tedavimize başladığı zaman ilk gün biz bu işlemi yapıyoruz. Ondan sonra o maske o kişiye ait oluyor. Üzerine ismini yazıyoruz zaten. Altına hangi boyun aparatı kullandığımızı da yazıp onu kenarda bekletiyoruz. Hasta hafta içi her gün geldiği zaman o kendisine ait olan aparatı teknisyenimiz tarafından yüzüne geçirilip pozisyon verildikten sonra, tedavi pozisyonu verildikten sonra ışınlamaya geçiyoruz. Peki ne kadar ışınlama süreci? Çünkü kalabalık bir ekip de görüyoruz burada. Hasta doktor ilişkisinde birebir aslında sizlerle buluşuyorlar ama perdenin arkasında birçok kalabalık ekibi de görmüş oluyoruz. Ekibimiz çok kalabalık. Ekibin içerisinde radyasyon onkolojisi uzmanı, radyasyon fiziği uzmanları. Bunlar radyasyon fiziği uzmanları cihazlardan sorumlu. Cihazların kalibrasyonlarından, cihazlarımızın hastaya ne kadar doz ışın vereceğimizi, ne kadar dozu ne kadar aralıklarla verebileceğimizi ayarlarını yapan olmazsa olmaz ekip arkadaşlarımız. Yine teknikerlerimiz de hastanın birebir her gün tedavisinden sorumlular. O şekilde. Evet. Şimdi gelen sorularınız çoğunluk anlamında olduğu için merak etmeyiniz. Canlı yayında bol bol telefon alacağım ama biraz çoğunluklardaki soruları değerli hocamıza buluşturmak adına ben yine sizler adına değerli hocamıza sormuş olalım. Özellikle tedavi görüyorum şu an dikkatlice sizi dinliyorum ama tedavi aşamasında yaşadığım halsizlik, iştahsızlık, ishal durumu yaşıyorum dönemsel. Evet. Bunlar normal midir diye gelen sorularımız var. Tabii. Kanser hastalığında hastalık teşhisi konduktan sonra hastalarımızda bir halsizlik oluyor. Bunun sebebi genel anlamda kırmızı kan hücrelerinde düşmeler gelişiyor. Yine beyaz kan dediğimiz vücudun savunma hücrelerinde düşmeler gelişiyor. Vücudun pıhtılaşma elemanları dediğimiz trombositlerin dengesizlikleri gelişmektedir. Bunlar hastalıkla birlikte de gelişebilir, düşmeler olabilir. Hastalığın tedavisi sırasında da bu değerlerde düşme olabilir. Bundan dolayı hastalarımız kendilerini yorgunluk, halsizlik, herhangi bir işi yapamama durumunda hissedebilirler. Kanser hastalığında şöyle bir şey vardır. Hastalarımız tedavi görürken 65 yaş üzerindeki hastalarımızın %50'si günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmektedir. Yine bütün hastalarımızın ortalama %11'i de tedavi gören hastalarımızın da %11'i de bu tür şikayetleri olur. Yani banyosunu yapmada güçlük, merdiven çıkmada güçlük, kendi kıyafetini giymede zorluk çekme. Bunlar en basittirler. Bir alışverişe gitme, bir yürüyüş yapma bunlar kısıtlanır. Ama beklediğiniz şeyler tedavi beklediğimiz sürecinde şeyler, diyebilir tedavi miyiz? Tedavi süresinde beklediğimiz şeyler. Özellikle 65 yaş üzerinde %50 olması çok büyük bir rakam. Ama hani bunlar destek tedavileriyle kontrol edilebilecek şeyler diyebiliriz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.